Hadi bak. Hadi bak. Anlattıklarımı aynen yap bacım. Hadi bakayım. Çok iyi. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Hop. Ne yaptın be oğlum? Ne yaptın? Oh be abi. Ya abi anlamıyorum ya. Sanki bu reklamda ben oynayacağım. Niye beni kobay olarak kullanıyorsun abi ya? Bak bacım, ben sana aslında bunu sürpriz yapmak istiyordum ama galiba artık söylemenin zamanıdır. Evet. Bu reklamda ben seni oynatmayı düşünüyorum. Ne? Yani reklamda ben mi oynayacağım? Evet, bu reklamın orijinalinde oynayan çocuk biraz embesil tipli biri. Yerli versiyonunda da ona uygun biri olması lazım. Embesil mi? Yani şimdi ben o çocuğa mı benziyorum? Maalesef bağacım. Evet Masar, nasıl gidiyor? Daha önemlisi sen kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim Önder Bey. Çalışmak çok iyi geliyor. İşe dalınca her şeyi unutuyorum. Evet, tabii hayat devam ediyor. Ama ben Menkıbe hanımefendiyi bir türlü unutamıyorum. Ah, ah, onun için ne güzel planlarım vardı. Ama kısmet değilmiş. Devrim de kısmet olmadı zaten. İstediğimiz hiçbir şey olmuyor ki. Ah, yiğidim aslanım. Vay be, şu işe bak. Önder Bey gerçekten de aşk ve devrim adamıymış. Selam. 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 Ben Masar Bey'i görmek istiyordum. Buyurun. Beni. Ben Şaheser Kozmetik firmasının sahibi Şaheser Bıngıl'ım. Ya öyle mi? Çok memnun oldum Şaheser Bıngıl Hanım. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün içimden sanki bir ses bana şöyle dedi. O ses benim sesimdi. Generation Reklam Ajansı'na git ve şirketin bütün reklam işlerini oradaki yakışıklı reklamcı Masar Bey'e ver dedi. Çok ilginç. Ben de içimdeki sese kulak verdim ve size geldim. Ses Menkıbe Hanım'ın sesi olunca herkes kulak verir tabii. İsterseniz birlikte yemeğe çıkıp işi detaylarıyla konuşalım ha? Ne dersiniz? Evet, olabilir. Çok iyi olur. Zaten yemek saati de gelmiş. Buyurun, çıkalım şuradan. Buyurun. Kızlar, ben doğal olarak yemekteyim. Vay be, Mahsar'daki şansı görüyor musunuz? Artık bu kadarına eşek şansı denir. Zengin ve güzel bir kadın Mahsar'ın ayağına kadar geliyor. Evet, garip bir durum. Mahsar! Yok. Evde de yoktu. Make-up cadısı yine bir şeyler mi tezgahladı acaba? Ben de reklamlarda oynamaya başlayınca böyle Mahsar abiye geldiği gibi güzel kızlar gelip beni kendiliğinden yemeğe davet ederler mi acaba? Yani Menkıbe Hanım teyzenin öldüğünü bilmesem o buldu diyeceğim ama artık kadıncağız da yok ki. Ya Mahsar'da şeytan tüyü var herhalde. Vay vay vay. Durum şimdi anlaşıldı. Mahsar'da şeytan tüyü değil, şeytan anne var. Kusura bakmayın ama benim de adım Ruhsar. Aman da aman da aman. Benim mini kuşum müstakbel eşiyle yemekler mi gelmiş? Afiyet bal olsun. Şifa olsun benim şehzademe. Demek koca bir kozmetik şirketi sizin ha? Ne güzel. Evet. Babamı erken kaybedince mecburen patronuç olmak zorunda kaldım. Ya üzüldüm. Ben de yakın zamanda annemi kaybettim. Başınız sağ olsun. Ama hayat devam ediyor işte. Bizler hayatı devam ettirmeliyiz, öyle değil mi? Öyle tabii. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Dünya gözüyle evlendiğini göremedim ama merhum gözüyle görürüm belki. Sizin şirketin de reklam ve tanıtım konusunda çok iyi olduğunu birkaç kişiden duydum. Hay, hadi oradan. Ben sana söylemeseydim senin haberin bile olmayacaktı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oğlum kız sana iltifat ediyor. Sen de ona iltifat etsene. Anne, sen. Ben ya. Evladım, kızcağız sana ne güzel laflar söylüyor. Sen durmuş Kemal Sunal, Kemal Sunal bakıyorsun. Sen de ona güzel bir şeyler söylesene. Ama dur, önce bir jest yapalım. Bunu nasıl yaptın? Bende biraz... Sihirbazlık vardır da ya. Hadi bakalım. Şimdi de bir iki tatlı söz. Şaheser Hanım, şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bilmem. Ne düşünüyorsunuz? Gözlerinizin güzelliği karşısında hiçbir şeyi düşünemediğimi. Eğer biraz daha o güzel gözlerinize bakacak olursam, okyanus derinliğinde sarhoş olacak gibiyim. Çok naziksiniz. Ha şöyle. Ama burada kalmasın. Devam et, devam et lütfen. Gözlerinizin içinde hapsolmayı çok isterdim. Hem de bir müebbet mahkumu olarak. O kadar güzelsiniz ki ben sende tutukluk aldım şarkısının sizi düşününce oyun havası gibi geliyor insana. Hop hop ne
edinmedin be? Ruhum? Edinecek insan var, edilmeyecek insan var. Görürsün sen şimdi yeni yetme ruh. Biraz sonra oğlunu hiç tanıyamayacaksın Menkibe Hanım. Ruhsar yapma, benim bir suçum yok ya. Nerede kalmıştık Şokasar Hanım? Şokasar Hanım, ben hep senin gibi bir ovradım olsun istemişimdir. Ben ovradın bulgularını severim. Ya gösterip verdim. Nasıl, göğüs kıllarım güzel mi? Seni tohreş etti mi? Oran buran fıkır fıkır kaynadı mı? Masar Bey, ne oldu size böyle? Yavrum benim aslım budur. Sen şimdi orada kudur. Aha. Ayak parmak aralarım ne biçim koşunuyor ya? Yok karnım acık biraz ya. Şuna... Karnım acık, gösterip böyle. Yeter artık, daha fazla dayanamayacağım. Allah'ın krosu. Seyretmeye dalıp kızın yanında düzeltemedim masarı. Kızım dur, nereye? Bak düzeltiyorum masarı. Allah Allah, ne oldu bana ya? Seni mendebur seni, her şeyi berbat etti. Yok canım, şuna bak, hem suçlu hem güçlü. Bıraksana be artık oğlumun yakasını, aman! Ne mikrop ruhmuşsun sen? Asıl mikrop sana benzer. Bırak kocaman peşini. O benim oğlu. Benim de kocam. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Senin ondan haberin var mı? Ben onu doğurdum, emzirdim, 9 ay karnımda taşıdım. Böyle pes pembe, toz toparlak bir çocukcağız çıkmıştı. Acaba Gazanfer Bey bana yardım eder mi? Bir deneyelim bakalım. Gazanfer Bey. Gazanfer Bey. Gazanfer Bey. Benim menkıbe. Şimdi uyuyorsunuz ama uyandığınız zaman Mazhar'ı Reyhan'la evlendirmek için mücadele edeceksiniz. Ve elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Bu benim sizden son isteğimdir. Ay Allah Allah. Şurada bir parçacık uyuyalım dedik. Hemen rüya görmeye başladım. Sanki rüyamda Menkıbe Hanım benden Reyhan'la Mazhar'ı evlendirmemi istiyordu. Ay sankisi mankisi mi var? İstiyorum tabii. Mazhar'la Reyhan'ı evlendirmeliyim. Mutlaka evlendirmem lazım. Ay madem o kadar istiyorsunuz ben size engel olmayayım bari. Alo Reyhan kızım, ben Gazanfer amcan. Hayır, köprü altı camcam değil, Gazanfer amcan. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Buraya kadar gelebilir misin? Biraz ipucu verir misiniz Gazanfer Bey amca? Konu ne acaba? Konu senle Mazhar. Onunla evlendireceğim seni. Dualarım ekspres bir şekilde kabul oldu. Hemen geliyorum, bye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.